Evet dostlar, 26 numaralı ünitemizdeyiz. 7. köşe taşında kalmışız en son. Hemen bir ayarlama yapalım ve başlayalım dostlar. Şöyle güzel gözüküyor. Odaklanmaya da bir baktık. O da güzel gözüküyor. Hadi başlayalım arkadaşlarım. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Grafik A ve B kaplarındaki su ve alkolden oluşan karışımları göstermektedir. Peki. A ve B kaplarından sırayla 60 ve 40 aralık bir karışım elde ediliyor. Karışımın alkol oranı nedir? Tamam, basit bir soru arkadaşlarım. Yüz karışım problemi sorusudur. Önce şu kapları bir daha şöyle bir çizelim biz. Resme dökelim. A kabı olsun bu arkadaşlarım. Şimdi A kabı şöyle bir şeymiş. 40 gram alkol ile 20 gram sudan oluşuyormuş. 40 gram alkol, 20 gram su, toplam 60 gramlık bir karışım. Ve hemen şunu söyleyelim. 60'ın 40 gramı alkol ise yüzde kaç gramı alkoldür diye bir soru soralım ve hemen yüzdesini hesaplayalım. Şöyle yüzde 40'ı çarpacağım. 100 çarpı 40, 60'a bölünce de 1,0 1,0 400 bölü 6. Yani x eşittir 200 bölü 3 geldi. Birinci kabımızın yüzdesi, A kabının yüzdesi. Hadi şimdi aynı muhabbeti B kabı için yapalım. B kabına bakın. 40 gram alkolü var. 15 gram suyu var. 40 alkol, 15 su. Demek ki toplamda 55 gramlık bir karışımmış bu. Ve biliyoruz ki biz 55'te 40'ı alkolse yüzde kaçı alkoldür diye sorabiliriz hemen dostlarım. Şöyle içler dışlar çarpımı yapalım. 400 4000 bölü 55, o da 4000, neyse çarpalım. 100 çarpı 40 bölü 55. 55'i 5'e bölelim 11, bunu 5'e bölelim 8. 800 bölü 11. Diğer B kabının yüzdesi de 800 bölü 11 çıktı. Garip garip yüzdeler çıktı arkadaşlarım. Hiç korkmayın. Sorun değil. Böyle de yüzdeler çıkabilir arkadaşlar. Şimdi karıştırın diyor bunları. A kabında 60 gram alıyorum arkadaşlarım. Bakın A'dan 60 gram aldım. Yüzdesi 200 bölü 3'tü. Artı B kabından 40 gram aldım. Yüzdesi 800 bölü 11'di. Ve eşittir toplamda 100 gramlık bir karışım oldu. Bana da yeni karışımın yüzdesi soruluyor. Hemen şunları 20'ye bölelim 3. 20'ye bölelim 2. 20'ye bölelim 5. 3 ile çarpalım. Burası 200 gelir. Burası 1600 bölü 11 gelir. Eşittir 5x. Dostlar buradan aradığım şık çıkmayacak kardeşlerim. Muhtemelen soru hatalıdır. Böyle yaptınız. Siz muhabbetin doğrusunu anlayın arkadaşlarım. Yani işin mantığını kapın da gerisi önemli değil arkadaşlarım. Belki ben de işlem hatası yapmışımdır hızlı hızlı çözeceğim diye ama çok da zannetmiyorum dostlar. Buradan garip bir şey geliyor. Böyle değişik bir sayı çıkıyor. Yani şıklardakilerden biri olmuyor arkadaşlarım. Biz geçelim 2 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor 2 numara. Diyor ki şimdi yukarıdaki grafik A ve B okullarındaki kız ve erkek öğrencileri sayılar arasındaki ilişkiyi göstermektedir diyor. Peki hadi A okulunu konuşalım. A okulu bakın 8 kız 24 erkekten oluşuyor. Toplam A okulu için konuşuyorum şimdi. Toplam 32 kişidir arkadaşlarım bunlar. 32 kişiymiş. 32 kişi de 8'i kızmış arkadaşlar. 32 de 8'i kızmış. Devam edelim. Buluruz birazdan bir şeyler daha. B okulunu konuşalım. Hemen şurada da B'yi konuşalım şimdi. 16, 12 daha, 28 de 16'sı kızmış. 16'sı kızmış dostlarım. Erkekleri de bu şekilde birazdan oranlayabiliriz. Diyor ki 96 kişilik A okulu. Şimdi A okulu orijinalde 96 kişiymiş. Diyoruz ki biz 32'deki 8 oranına karşılık 96'da ne olur? 3 katı 3 katından 24'ü kızmış arkadaşlarım A okulunda. 112'ymiş B okulu. 112 kişiye karşılık da kaça denk geliyormuş? Onu bulacağız şimdi dostlarım. Hemen şöyle kaç katıdır bu? 8 katı, yok 4 katı olsa 80, 4 kere 8 32, 4 katı, evet arkadaşlarım. Demek ki bu da 4 katı olacak. 64 tane de
Buradan kız öğrenci var. B okulu da böyleymiş. Mevcutlar böyle. A okulu 96 kişi, 24'ü kız. B okulu 112 kişi, 64'ü kız. A ve B okulu kapanıyor. Peki bu iki okulun öğrencileri 720 öğrencisi bulunan C okuluna gidiyor. He, şimdi bir C okulu var arkadaşlar. C okulunu şuraya koyalım şimdi biz. Bu bizim C okulumuz. C okulunda zaten 720 kişi var mı dostlarım? A okulundan toplamda 96 kişi. B okulundan da toplamda 112 kişi geldi. Okulun mevcudu arttı tabii ki bayağı. Peki toplamda kaç kişi okul oldu okul? Hemen hesaplayalım. 700, 800, 820, 830. Şöyle yapalım hatta. 700, 800, 900, 920, 926, 928 gibi bir şey oldu herhalde. İnşallah doğru toplamışımdır arkadaşlar. Şimdi C okulu toplamda 928 kişiymiş. Peki. C okuluna gidiyor. C okulunun %20'si kız olduğuna göre. Şimdi C okulu başlangıçta 720 idi ya kardeşlerim. 720'nin de %20'si. %20'sini hesaplayalım hemen. 0, 0, 0 gitti. 144 kız da zaten C okulunda varmış. Şimdi C okuluna dikkat edin arkadaşlarım. C okulu şöyle bir okul. 928 kişiden oluşuyor. Toplam yeni diğerleri eklenince. Ama eklenmeden önce zaten kendiliğinde bir 144 kız vardı. A okulundan 24 kız geldi. B okulundan da 64 tane kız geldi. Şu anda okulun mevcudu 928 kişi oldu. Ve toplam kızların sayısı 100, 200, 220, 212 daha, 232 kişi oldu. Yani şurada yapalım biz. 928 kişide 232'si kızmış arkadaşlar. Yüzde kaçıdır diye soruyor bize. Yüzde acaba kaçı kızdır diye bir soru soruyor dostlar. Bakın bu buradan buraya bölelim bunu. Kaç katı olur? 4 katı desek. Evet 4 katıymış. Demek ki bu da 4'e bölünecek. X eşittir. 25 çıkacak dostlarım. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. Evet 3 numaraya bakıyorum dostlar. Bakalım ne diyor. A ve B kaplarını bakın yine bir karışım sorusu. Hemen yapalım dostlar. A kabını çizelim ilk önce. A kabı şöyle bir şeymiş. Bu A kabımız olsun. 8 gram un ve 2 gram da şeker varmış. 8 un, 2 şeker. Toplam kaç? 10. En son neyi soruyor? Şeker oranı. O zaman şöyle bunun hemen şeker yüzdesini hesaplayalım. 10'da 2 kilogram şeker varsa yüzde ne kadardır diye soralım. Ve x eşittir 10 katı 10 katı %20 gelsin bu A kabı. Şimdi B kabını konuşuyoruz dostlar. B. B'ye bakalım. 6'ya 4 oranında verilmiş. Yani 6'sı un, 4'ü şeker. 6 un, 4 şeker, toplam 10. Peki diyelim ki 10'da 4'ü şekerse yüzde kaçıdır diye soralım. Buradan da x eşittir 10 katı 10 katı %40. Bak bununki %40, bunu da %20 bulmuştuk. A kabı %20, B kabı %40. Şimdi bunları eşit miktarda karıştırıyormuşuz dostlarım. Hadi bundan da küçük A gram alalım. Yüzdesi 20 idi. Diğerinden de küçük A gram alalım. Bunun da yüzdesi 40'tı. En son 2 A'lık bir karışım olur. Yüzdesi ne olur diye bir soru sormuş bize. Hemen A'ları A'ları 2'leri sildim. 1, 1, 2 kaldı burada. A'ları silince. 1 kere 20, 20 artı 1 kere 40, 40 eşittir 2x. 60 eşittir 2x. X eşittir 30. Geldi goberler. Evet. 4 numaradayız. Şekildeki grafik A ve B karışımlarındaki tuz miktarlarını göstermektedir. Evet yine karışım problemi arkadaşlarım. Hemen hesaplayalım. Karışımı vermiş bu sefer. Dikkat edin. Tüm karışım 30 gramda 6'sıymış. Şimdi A kabı için konuşuyorum bakın. 30'da 6'sıymış tuz olan. Yüzde kaçıdır acaba diyor. Bak burada tüm karışımın ağırlığı vermiş. 1 ve 3 numaralı karışım problemi sorularında tüm karışım değildi. Ayrı ayrı maddelerin ağırlığıydı. Biz maddeleri toplayınca karışımı bulduk. Burada karışımın ağırlığı.
30'da 6 gram 30'muş. Yüzde ne kadardır diye soruyorum. 5'e bölünmüş. Ben de 5'e bölüyorum. Yüzde 20'dir. A'nın yüzdesini bulduk. Yüzde 20. Hadi sıra B'de. B'ye bakalım. Şimdi 37,5 gramlık karışımın 10 gramı tuzmuş. Yüzde ne kadarıdır tuz diye soralım. Bu da 1000 bölü 37,5 geliyor arkadaşlarım. Bu da B'nin yüzdesi. Tamam, bunlar dursun elimizde. Şimdi diyor ki soru bize. A karışımından 20 gram alın diyor. Peki şurada bir kap oluşturuyorum hemen. A'dan 20 gram aldım. A'nın yüzdesi 20 idi. Artı B'den kaç alın diyor? 30. B'den 30 aldım. B'nin yüzdesi 1000 bölü 37,5'tu. Eşittir. En son 50 gramlık bir karışım oluşur dostlarım. Yeni karışımında tuz yüzdesi nedir diye soruyor. Hemen şu alttaki sıfırları sildim. 2 kere 20, 40 artı 3 ile çarpıyorum. 3000 bölü 37,5 eşittir 5x geldi dostlarım. Şimdi şöyle yapalım. Hepsini ya da şu 3000'i 37,5'a bir bölelim arkadaşlarım. Ne yapar? Şöyle çarpsak 8 kere olsa 8, evet 300'üz bölsek 8 olur. 80. Doğru. Şurası 80 çıkıyor dostlarım. 80, 40 daha 120 eşittir 5x geliyor. X eşittir 24 çıkıyor buradan. Sorumuzun cevabı 24. Evet. Hemen geldik 5 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor dostlar. Yukarıdaki A ve B hareketlerinin yol zaman grafiği verilmiştir. Peki konuşalım şimdi. A hareketlisi için konuşalım ilk önce. Bakalım A ne yapıyor? 3 saatte 240 kilometrelik yol gidiyormuş arkadaşlarım A. 3 saatte 240. O zaman 1 saatte ne kadar gider? 3'e böldüm. Ben de 3'e bölüyorum. 80. O zaman A hareketlisinin hızı saatte 80 kilometre. Şimdi B için konuşalım. B de 4 saatte 240 gidiyor. O zaman 1 saatte 60 gider. Demek ki B hareketlisinin hızı da 60. A ve B hareketleri aralarındaki uzaklık 700 kilometre olduğunda iki karşılıklı olarak birbirinden aynı hareketlerle kaç saat sonra karşılaşırlar diyor. Karşılaşma problemi sorusu oldu arkadaşlarım. Ne diyorduk? Aralarındaki uzaklık eşittir diyorduk. Hızlar toplamı 60 ile 80'in toplamı 140 çarpı zamandı arkadaşlar. Hemen birer sıfır götürdüm. 70'i 14'e bölerseniz 5 saat sonra karşılaşırmış Koberler diyebilirsiniz. Evet, geldik 6 numaraya. Yine bir bakın karışım problemi sorusu. Bu sefer 3 tane madde var arkadaşlarım. 3 maddeyi karıştıracağız sırasıyla. Peki, karıştıralım bakalım. Şimdi önce A'yı konuşalım dostlarım. A kabı şuraya çizeyim ben. Biraz daha şöyle aşağıya alayım bunu. Bakayım yerimiz var mı? Var var bayağı. Çokmuş. Evet, şimdi şuraya A kabını konuşuyorum dostlarım. A kabı 20 su 30 alkolden oluşuyor. 20 su 30 alkol toplam 50 gram. Şuraya B'yi yapıyorum. B kabı 20 su 20 alkol. 20 su 20 alkol. Geldim C kabına. C'de 30 su 20 alkol. 30 su 20 alkol demiş bize. Peki. Sonra yüzdelerini bulalım bir de bunların. Ne soruyor bize? Alkol yüzdesini soruyor en son. O zaman her birinin alkol yüzdesini bulalım. 50'de 20 ise yüzde kaçtır diye soralım. Bunun yüzdesi 2 katı. 2 katından yüzde 40. B'nin yüzdesini bulalım. Bu 40 gramlık bir karışım. Bu da 50 gramlık. 40'da 20 ise 50'de kaç alkol, yüzde kaç alkol vardır diye soralım. Yarıya düşmüş. Ben de yarıya düşüyorum. Yüzde 50. Bununki yüzde 40'tı. Bununki %50. Şimdi şu C kabını bulalım. Diyelim ki 50'de 20 alkol varsa yüzde ne kadardır? 2 katına çıkmış. Ben de 2 katına çıkarıyorum. Bununki de %40 geldi dostlar. Hadi şimdi bunları karıştıralım. Ve en son karışımın yüzdesini buluruz dostlar. Şimdi şöyle. Birinci A kabından ne kadar alıyoruz? 60 gram alıyoruz. 60 litre. Ve %40'ı alkol. Artı yüzdesi 40 yani. B karışımından 40 litre alıyorum.
B'nin yüzdesi 50 idi. Artı C karışımından 300 litre alıyormuşuz. Bunun da yüzdesi 40'tı. Eşittir en son 400 litrelik bir karışım oluşur. Ve yüzdesi de nedir diye soruyor. Hadi her birinin birer sıfırını götürelim şöyle arkadaşlar. Her birinin birer sıfırını götürdük. Direkt çarpalım bakalım. 6 kere kaçtı o? 4 müydü? 6 kere 4, 240 yapacak burası arkadaşlarım. 240 artı 4 kere 5, 200 yaptı. Artı 30 ile 40'ın çarpımı 1200 geldi. Eşittir 40x oldu burası. Hemen hepsini sıfırlarını götürelim. Birer sıfır silelim hepsinden. Şimdi kaça bölelim? 4'e bölelim hepsini. 120'yi 4'e böldük 30. 20'yi 4'e böldük 5. 24'ü 4'e böldük 6. Topladık 35, 41 yaptı arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı nerede hata yaptık? Bir daha bulalım bakalım. Bir yerde hatalı davrandık. A karışımından 60 litre alınıyordu. Yüzdesine 40 dedik biz bunun. Alkol yüzdesi arkadaşlarım. Bak şurada hata yaptık. En başta yapmışız hatayı. Çok özür dilerim dostlar. Şöyle ki alkol yüzdesini alıyoruz ya. Biz suyun yüzdesini bulmuşuz. 20'yi aldık. Alkol burada 30. 50 gramda 30 ise yüzde ne kadardır? 60. Bunun yüzdesi 60 olacak. Yani şurası 60 olacak bir daha. 6 ile 60'ın çarpımı da 360 gelecek dostlarım. 4'e böldüğümde de burası 9 olacak. Şimdi toplayalım. 30, 35, 44. İşte şimdi geldi sorunun doğru cevabı. Cevap Adana çıktı bu bendir. Pekala, hemen şimdi 7. testi gömdük. 8 numarayı alalım önümüze doğru şöyle. Bakalım 8'de neler var görelim. Nasıl bir grafikmiş bu? Böyle ilginç, değişik bir grafik gibi gözüküyor. Şöyle odaklanmaya da bir bakayım ben dostlar. Evet, başlayalım. Yukarıdaki grafikte 50 tonluk bir havuzdaki su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir. Peki, havuzu ilk 3 saat A musluğu, A musluğu şurada 20 litresini dolduruyor havuzun. Sonraki 6 saat, yani şuradan itibaren de 3 ile 9 arasında, yani 20 ile 50 arasında 30 litrelik kısmını da B musluğu doldurmuştur. B musluğu açık olsaydı havuzu kaç saatte doldurdu? Bak, B musluğu 6 saatte 30 litre doldurmuş. Peki depo toplam kaç litre? 50 litre. 50 litreyi ne kadar sürede doldurur diye bir soru soruyor bize. Peki burası kaça bölünmüş? 30 bölü 5'e bölünmüş. Biz de 5'e bölüyoruz. 10 saatte doldurur tamamını diyoruz arkadaşlar. Evet, 2 numaradayız. Yukarıdaki grafik dolu bir havuzun zamana göre boşalmasını göstermektedir. Buna göre havuzun %60'ı kaç saatte boşalır diye bir soru sormuş dostlarım. Bak, tamamı, yani dolu, burada dolu, tamamı nerede boşaldı? 20 saatte. Diyorum ki %100'ü 20 saatte boşaldıysa %60'ı kaç saatte boşalır diye bir soru sorduk arkadaşlar. Hemen 60 çarpı 20 bölü 100 dedik. 0,0,0,0 gitti. 12 saatte de tamamı, %60'ı boşalırmış kardeşler. 3 numaraya geldik dostlarım. Yukarıda içlerinde 80 ve 60 ton su bulunan iki ayrı depodaki suyun A ve B muslukları tarafından boşaltılmasını gösteren doğrusal grafikler verilmiştir. İki musluk birlikte açılıyor. Kaç saat sonra depolarda kalan su miktarları birbirine eşit olur diye bir soru sormuş. Bakalım, yine basit bir soru arkadaşlarım. Şimdi ne diyeceğiz? A deposu var diyelim şuraya. Yok, A musluk mu bunlar? Evet, bir tane musluğumuz var. A musluğu. Şurada gösterelim bunu arkadaşlar. Şöyle deponun dibinde bir A musluğu var ve bunda 80 litre su var. Şuna bakalım. Burada da bir B musluğumuz var bunun dibinde de. Bunda da 60 ton su varmış arkadaşlarım. A ve B muslukları olmalı falan filan çarpıyor. Şimdi A musluğunun özelliği şu. 12 saatte 80 tonu dolduruyor. Boşaltıyor. 12 saatte 80 ton boşaltıyor dostlarım A musluğu. 1 saattekini gerek yok. Direkt X saatte ne kadarını boşaltır diye soralım biz dostlar. X saatte
80x bölü 12. 80x bölü 12'sini boşaltır. Hatta bunu da sadeleştirelim. 4'e bölelim. 20x bölü 3 litresini boşaltır. Peki ilk saatte bu kadar boşaltıyor. Diğerine bakalım. B musluğuna. 20 saatte 60 litre boşaltıyor. Diyorum ki x saatte ne kadarını boşaltır? 60x bölü 20'dir. Hatta bunu da düzenleyelim. Sıfırlar gitsin. 3x'tir direkt arkadaşlar. 3x'ini boşaltıyormuş bu da. Kaç saat sonra? İşte x saat sonra dedik biz. Kalan su miktarları eşit olur diye soruyor. Şimdi A kabında ne kadar vardı? 80 litre vardı. Ne kadarı boşaldı x saatte? 20x bölü 3'ü boşaldı. Kalan bu. B kabında 60 litre vardı. 3x'i boşaldı. Bunun da kalanı bu. Ve kalan su miktarları eşit olsun diyor dostum. 60'ı buraya attım, 20. Burada da 20x bölü 3'ü buraya getirelim. Eksi 3x düzenleyelim. 20 eşittir 9, 11x bölü 3. 60 eşittir 11x. 60 bölü 11 çıktı x. 60 bölü 11 saat sonra kalan su miktarları eşit oluyormuş. Bu da şıklarda yok arkadaşlarım. Muhtemelen yine bir basım hatası falan olmuş olabilir diyelim biz. Cevap da Denizli diyormuş dostlar zaten. Yani muhtemelen 11 değil de 10 diye görüldü orası. Ve 60 bölü 10'dan 6'yı işaretlediler ama doğru cevap bu olacak galiba. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza, bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki birinci şekil bir aracın yol zaman grafiğini, ikinci şekil ise aynı aracın deposundaki benzinin zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu araç dolu bir depo benziniyle kaç kilometre yol alır? Peki. Şimdi önce şu grafiği yorumlayalım. Bak bu adam 3 saatte 180 kilometre gidiyor. 3 saatte 180 kilometre gidebiliyormuş. Tamam. Şimdi şunu yorumlayalım arkadaşlarım. Bu adam 5 saat boyunca gidiyor. Depo 40'tan 30'a düşüyormuş dostlar. Yani 5 saatte 10 litre yakıyormuş bunun arabası. Peki 1 saatte ne kadar yakar? 1 saatte 2 litre yakar. Tamam öğretmenim. Peki 40 litreyi ne kadar? Deponun tamamı 40 litre ya. 40 litreyi ise hani 1 saatte 2 litre yakıyorsa 40 litreyi bakın 20 katı, bunun da 20 katını alıyorum. 20 saatte bitirir 40 litreyi depoyu arkadaşlarım. Demek ki depo tamamen doluyken, yani 40 litrenin 40'ı da doluysa 20 saat gezebiliyormuş bu adam diyebiliriz. Peki 3 saatte 180 kilometre gidiyorsa 1 saatte ne kadar gider? 60 kilometre. Bu adam 1 saatte 60 kilometre yol gidiyorsa 20 saatlik benzini var arkadaşlarım. 20 saatte ne kadar yol alır diye soralım. Bunun 20 katı, bunu da 20 ile çarpalım. 12 çift 0, 1200 kilometre yol alır. Hadi geçtik 5 numaralı sorumuza. Grafik yanmakta olan 90 santim boyundaki bir mumun zamana göre değişimini göstermektedir diyor. Peki, buna göre kaçıncı dakikanın sonunda mumun boyu 60 santim kalır? Şöyle 60 diyor, kaçıncı dakikanın sonunda kalır diye bir soru soruyor. İster benzerlikten çözelim, isterseniz şöyle yapalım arkadaşlarım. Bakın 45 dakikada mumun tamamı eriyor. 45 dakikada 90 santim eriyor bu. 60 kalsın istiyor ya, yani 30'u erisin istiyor bize, bizden. 30 santimin erimesi için ne kadar süre geçmesi lazım diye sorabilirsiniz dostlar. Bakın burası 3'e bölünmüş, biz de burayı 3'e bölelim. 15 dakikada Adana şıkkı, yani 15 dakikada 30 santimi erir, 60 santim kalır dolayısıyla. Evet, 6. sorumuzdayız arkadaşlar, bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki grafik aynı anda yakılan A ve B mumlarının boylarının zamana göre değişimini göstermektedir. B mumunun boyu 2 santim kaldığında A mumunun boyu kaç santim olur diye bir şey sormuş. Şimdi gösterelim bunu da şurada. Önce bir A, B mumunu gösterelim arkadaşlarım. Şurada B mumu yapalım. Şöyle ateş, şuraya da A mumu diyelim. Bu da A. Ateşini de çizdik bunun. Şimdi B mumunu konuşalım arkadaşlarım. B 10 saatte bakın ne diye düşüyor? 10 santim boyuna düşüyor. 20'den 10 santime. Bunun boyu 20'ymiş. 20 metreden, 20 santimden 10 santime düşüyor.
Demek ki 10 saatte 10 santim eriyor bu adam. O zaman 1 saatte 1 santim erir. Peki 20 idi boyu. 2 kalsın istiyor boyunu. 2 kalacak. Burası kalacak, buralar eriyecek. Yani 18 santim mi eriyecek? 18 santim erimesi için o zaman 18 saat geçmesi lazım. Bu bilgi dursun elimizde arkadaşlar. Peki şimdi geldik A mumuna. A mumuna bakalım. 10 saatte 10'a düşmüş. Ama nereden başladı? Bunun boyu kaçtı? 15. 10 saatte 5 erimiş arkadaşlarım. 5 santim eridi. Peki o zaman 2 saatte diyelim. 5'e böldüm 1 santim erir. 1 saatte ne kadar erir? 1 bölü 2 santim eridi. Peki bize ne lazım? Diyor yani B mumunun 2 santim kaldığında, yani 18 saat sonra. O zaman 18 saatte ne kadar erir bunun? 18 çarpı 1 bölü 2'den 9 santimi erir. 15'ti, 9'u eridi. Ne kadar kaldı dostlarım? 9 eridiyse 6 kaldı dostlar. 15'ten 9 gitti, 6 santimi kaldı diyebiliriz. Evet, 8'i de gördük. Geldik 9 numaraya. Buradaki grafiğimiz arkadaşlarım güzel. Serpilme grafiği dediğimiz grafik. Bizim için en kolay olan grafik gösterimi de budur arkadaşlarım. Böyle mesela işte iki yol hız arasındaki şeyleri göstermenin en kolay yolu serpilme grafiğidir. İlk soru biraz yer kaplıyor arkadaşlar. Şöyle bir idare edeceğiz. Bakalım ne diyor. Rize'de satış yapan bir mağaza ürünlerini yerel radyodaki reklamlarla tanıtmaktadır. Firmanın 5 hafta süresince belirli bir ürün için harcadığı reklam tutarı ve satılan ürün sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Buna göre bu verilere ait serpilme grafiği nedir? Bakın serpilme grafiği ne kadar basit arkadaşlarım şimdi. X dediği sütunu 10, 20, 30, 35 ve 40'tan oluşacak. X dediğimiz sütun. Buradan eleme yapabilirsiniz gerçi ama ben bakıyorum şöyle bütün X'lerde aynı sayılar yazıyor zaten. Oradan eleyemedim. Y dediğimiz sütunda da 3, 4, 6, 7, 10 yazacak. Buna da tamam eyvallah. Ve bakın 10'un karşılığı 3 olacak. Şimdi bunu bütün şıklarda görelim bir bakalım. 10 karşılığında 3 mü gelmiş? Evet. 10 karşılığı 3 doğru. Şuna bakalım. 10 karşılığı 3. 10 karşılığında 3 yok bak. 20'nin karşılığında 3 var. Bu otomatik olarak gitti. Son şıkka bakın. 10'un karşısında 3 var. Doğru. Hadi ikinciye bakalım. 20'nin karşılığı 4 olacak. Bakıyorum. 20'nin karşılığı 4. 20'nin karşılığı 4 değil. Bu da gitti. 20'nin karşılığı 4 dursun. Son şıkka bakıyorum. 20'nin karşısında 4 burada karalı olmalıydı. Değil. O zaman bu da gitti. Edirne de gitti. Ya Adana ya Denizli. 30'un karşılığı 6 olacak. Bakıyorum. Evet. 30'un karşılığı 6. Burada 30'un karşılığına bir şey düşmemiş. Boş. O zaman Denizli de gitti arkadaşlarım. Doğru cevap Adana geldi. İkinci soru. İki değişken arasındaki ilişkiyi işte. Serpilme grafiği arkadaşlarım. Zaten az önce başlarda söyledik. Üçüncü soruda ne diyor? Bir ülkede 2000-2004 yıllar arasında erkek nüfus artışı yıllara göre tabloda verilmiştir. Peki. Serpilme grafiğini istiyor. Bakın 2000'in karşılığı 18.50 olacak. Hadi tek tek bakalım. 2000'in karşılığı 18. 18.50 olacak. 2000'in karşılığı 18 değil. 2000'in karşılığı 18.50. 2000'in karşılığında bir şey yok. Boş bırakılmış. Gitti. 2000'in karşılığı 18.50. Şimdi ya Ceyhan ya Denizli. 2001'e bakalım. 2001'de 2001'in karşılığı 19 olacak. Hemen bakıyoruz arkadaşlarım. 2001'in karşılığı 19 doğru. 2001'in karşılığı 19 doğru. Buradan eleyemedik. 2002 20.00 olacak. 2002 20.00 doğru. 2002 20.40 olmuş. Bakın arkadaşlarım 2002 20.40'a denk gelmiş. Edirne'de gitti. Doğru cevap Ceyhan geldi. Evet Goberler. Böylelikle 26. ünitemizi de bitirmiş olduk dostlar. Hadi bakalım bir sonraki konumuzla görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.